Bir öğretmen olduğunuzu düşünün ve bir sınav gerçekleştirdiniz. Ardından bir öğrenciniz gelip size sınav kağıdına bakmak istediğini söyledi. Sınav kağıtları da aynı bu şekilde alfabetik olarak sıralanmış olsun. Öğrencinizin adı da R ile başlıyor olsun. Bu kağıtların içinden öğrencinizin kağıdını bulmaya çalışırken en baştan yani A'dan başlayıp mı saymaya başlarsınız? Yoksa bir tutam alıp gelen harfle öğrencinin baş harfini karşılaştırıp o şekilde mi ilerlerdiniz? <laughs> Eğer ki bilgisayarı bir problemi çözdürmeye çalışıyorsanız bunun bir tek çözümü yoktur. Aksine bir sürü farklı çözümü vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha verimlidir. Aynı problemi bilgisayara farklı süreler harcatarak veya farklı miktarda hafıza kullanarak çözdürebilirsiniz. Çoğu zaman programın kullandığı hafızayla programın olayı gerçekleştirme süresinde bir takas söz konusudur. Bu demek oluyor ki eğer ki süreyi azaltmaya çalışırsanız bilgisayarın daha fazla hafızasını kullanırken eğer ki kullanılan hafızayı azaltmaya çalışırsanız da programın bitiş süresini arttırmış olursunuz. Bilgisayar mühendisliğinde bir programın verimliliğini ölçmeye çalışırken Big O Notation adı verilen bir kavram kullanılır. Big O Notation denilen kavram aslında bir fonksiyon türüdür. Yukarıda liselerde gördüğümüz bir fonksiyon örneği yazdım. Aşağıya da Big O Notation'ın gösterimini yazdım. Bu gösterimde F yerine O harfini kullanıyoruz. Parantez içine yazdığımız şey ise program programın verimliliğini ve ne kadar süre harcayacağını gösteriyor. Big O notation genelde time complexity'yi ölçmeye yarar. Yani bir programın çalışırken ne kadar zaman harcayacağını ölçer. Big O notation'la bir programın spesifik olarak kaç saniye veya kaç saat harcayacağını bulamazsınız. Çünkü bütün bilgisayarlar birbirinden farklılık gösterir ve işletim sistemleri de bunu etkileyebilir. Ancak Big O notation'la programın içine verdiğiniz bilgi miktarını arttırdığınızda karşılığında ne kadar bir süre farkı alacağınızı ölçebilirsiniz. Burada O1 olarak belirtilen Big O notation aslında en basit programlarda olan Big O notation'dır. Buna bir örnek vermek gerekirse elimizde bir sayı kümesi varsa bu sayı kümesinin ilk elemanını bilgisayara seçtirmek O1 Big O bir bir sahiptir. Çünkü sayı kümesi isterse 5 elemanlı, isterse 100 elemanlı, isterse de 1 milyon elemanlı olsun her türlü ilk elemanını seçerken sadece ilk elemana bakmak yeterlidir. Eğer ki bir programın big O notation'ı o n ise programın içine bilgi verdikçe harcana zaman doğrusal olarak artacaktır. Eğer ki n kare ise biz bilgiyi 5'ten 2 katı olan 10'a çıkarırken bilgisayarın bu problemi çözme süresi 2'nin 2 katı olarak yani 4 katı olarak artacaktır. Eğer ki bir programın time kompleksisi 2 üzeri n ise bu demek oluyor ki gerçekten bir yerden sonra program çözülememeye başlar. Bilgisayar mühendisliğinin ünlü problemlerinden biri olan Tower of Hanoi'nin hikayesi aynı şu şekildedir. Eski zamanlarda olan bir tapınakta 3 tane dikili kazık vardı. Bu kazıkların 2 tanesi boşken diğerinin üzerinde 64 tane disk vardı. Bu diskler yukarıdan aşağıya olmak üzere küçükten büyüğe kadar sıralanmıştı. İnançlarına göre bu disklerin bulunduğu kazıktaki bütün diskleri herhangi diğer bir kazığa taşırlarsa Nirvana'ya ulaşacaklardı. Ancak belirli kurallar vardı. İlk kural diskleri taşırken küçük disk hiçbir zaman büyük diskin altında kalamazdı. İkinci kural ise bir diski sadece bir hamlede oynatabilirdiniz. Yani iki diski tutup başka kaza geçiremezsiniz. Buraya basitleştirmiş bir versiyonunu çizdim. Yalnız 4 tane değil de 64 tane olduğunu varsayalım. Eski zamanlarda olan bu problemi çözmek gerçekten çok zordur. Ancak günümüzdeki bilgisayarlar sizce bu problemi ne kadar sürede çözüyor? Bu soruyu arkadaşlarıma sorduğumda genel olarak 5 dakika veya 1 saat gibi cevaplar aldım. Her bilgisayarın özellikleri farklı olduğundan tam olarak gerçekleştirme süresi bulamayız. Ancak varsayımsal olarak bir diski bir kazıktan diğer bir kazığa taşıma süremizi bir saniye olarak düşünelim. Time kompleksisi 2 üzeri n olan bu problemi bilgisayara verseydik ve bilgisayar bir hamleyi bir saniyede yapsaydı bu 64 diskli problemin çözülme süresi 585 milyar yıl olacaktı. Çoğunuzun aklına gelebilecek olan soru neden biz bu kadar uğraşıyoruz? Çünkü eninde sonunda bilgisayarlar çok gelişecek ve bütün problemleri çözebilmeye başlayacak ancak tam olarak böyle değil. Çünkü gelişen şey sadece bilgisayarlar değil. Aynı zamanda işlememiz gereken veri miktarı da bunlara bağlı olarak çok büyük bir şekilde artıyor. Örneğin eski zamanlarda 144p görüntüleri işlemeye çalışırken şu an 2k, 4k veya 8k görüntüleri işlemeye çalışıyoruz. Yani her ne kadar bilgisayarlarımız gelişse de işlememiz gereken veri miktarları arttığı için buna göre algoritmalar geliştiremezsek maalesef başarılı olamayız. Örneğin 2014 yılında Google'ın hafızasındaki sayfa sayısı 30 trilyon ve bu sayfalar toplam olarak 10 milyon GB yer kaplıyordu. Eğer ki bütün sayfaları tek tek arayıp sizin arattığınız şeyi bulmaya çalışsaydı gerçekten aradığınız şeyi bulmanız çok zamanınızı alırdı. Google'un geliştirdiği time kompleksitesi az olan algoritmalar sayesinde bir şey aratırken uzun süreler beklemek durumunda kalmıyoruz. Videoyu bitirmeden önce size iki tane kod göstereceğim. Bu kodlar tam olarak aynı sonucu verecek. Birinin time kompleksitesi 2 üzeri n iken diğerinin time kompleksitesi n olacak. Ancak başta da belirttiğim gibi time kompleksitesi en olan şeyi çok hızlı çözecek ancak bilgisayarın hafızasını daha fazla kullanacak. Burada iki tane kod var. İki kodun da amacı aynı. Fibonacci serisinde istediğimiz bir terimi bize söylüyor. Soldakinin time kompleksitesi 2 üzeri n'ken sağdakinin time kompleksitesi sadece n. Soldaki işlemi daha yavaş yaparken sağdaki daha hızlı yapacak. Ancak şunu da belirtmek isterim ki sağdaki bilgisayarın hafızasını soldakinden daha fazla kullanacak. İsterseniz kodları çalıştıralım. Öncelikle yavaş olanı çalıştıralım. Şu şekilde çalıştırdık. Şurada görüyorsunuz şu an işliyor. 35. terimini bulmaya çalıştı ve buldu. 3.33 saniye sürdü bulması ve burada cevabını döndü bize. Bir de hızlı olan da bakalım kaç saniyede dönüt verecek bize. Evet, 0.025 saniyede dönüt verdi ve aynı cevabı bize söyledi. Evet burada iki farklı e, kod gördünüz ve aradaki zaman farkını da size göstermiş oldum. Bir problemi çözmeye çalışırken bunu en iyi şekilde yapmalıyız ki gelecekte eğer ki bilgisayara vereceğimiz bilgi sayısı artsa bile bilgisayar bu işlemi çok daha verimli bir şekilde yapabilsin. Eğer ki bu konu hakkında daha çok tartışmak isterseniz açıklama kısmından Discord kanalımıza gelip bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.